Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir Dünyanın Haberi programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz altında ve Bitcoin'de neler oluyor? Piyasalarda önemli gelişmeler var ve tabii ki bundan sonra hangi senaryolar gündeme gelebilir? Covid'den dolayı 2 hafta görüşemedik. Covid hastalığına yakalandım arkadaşlar. Sizlere de çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Özellikle başka tip kronik hastalıkları olanlar zor geçirebilirler Covid'i. Benim de ilk 4-5 günüm bayağı zor geçti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Twitter'dan, YouTube'dan herkese de çok teşekkür ediyorum. Kendinize bu açıdan iyi bakmanızı da yine tavsiye ediyorum. Bitcoin'de son 5 günde %10-11 civarında bir düşüş görüyoruz. Aslında 24.400'leri de görmüştü 17 Ağustos çarşamba günü ve oradan 20.800'lere kadar çekilme yaptı. Şu anda 21.300 civarlarında ben bu videoyu çekerken önemli bir düşüş. Aynı şekilde altında da 1800 dolarlardan 1750'nin altına doğru hızlı bir hareket gördük son bir haftada. Gümüşte de o şekilde. Şimdi neler olduğuna dair Bitcoin tarafında adeta bir magazin gündemi oluştu arkadaşlar. Mt. Gox isimli bir borsa vardı 2013-14 yıllarında. Bu borsa o zaman dünyanın en büyük kriptopara Bitcoin borsasıydı. Japonya, Tokyo merkezliydi. Zamanında bu borsadan 850 bin Bitcoin hackerlar tarafından çalınmıştı. Tabii o zaman borsa iflas etti, kapandı ve o borsanın içinde parası olanların parası da işte yaklaşık 8 yıldır orada içeride. Fakat sonradan ortaya çıktı ki bu borsanın elinde yaklaşık 140 bin hala Bitcoin var ve zarara uğrayanlara bu Bitcoin'lerin dağıtılması durumu söz konusu. Türk medyasında da, yabancı medyada da bu son yaşanan Bitcoin'deki büyük düşüş bu Mt. Gox olayına bağlandı. İşte Mt. Gox Ağustos ayının sonundan itibaren bu elindeki 137 bin Bitcoin'i zarar gören yatırımcılara paylaştırmaya, dağıtmaya başlayacak. Onlar da 8 yıldır bu anı bekliyorlar. 8 yıl önce Bitcoin'i aldıkları fiyat yaklaşık 200 dolar civarında. Hatta 150'den alanlar bile var. Yani 200 dolardan bugün 20 bin dolarlara çıktığına göre en az 100 kat artış göstermiş durumda 8 yılda. İşte bu 137 bin Bitcoin'i alanlar satışa geçecek ve bu da Bitcoin'i çok ciddi düşürecek diye bir beklentiyle bu satışların gerçekleştiğini iddia ediyorlar. Fakat arkadaşlar bunun çok bir gerçeklik payı yok. Neden? Çünkü bakın bu Bitcoin'in günlük işlem hacmi Bitcoin olarak bir ara Ocak 2021'de 400 bin Bitcoin'e kadar çıkıyor. Şu anda 220 binler civarında. Zaman zaman 235 bin, 300 bine doğru yaklaştığı dönemler de oldu. Yani toplamda 137 bin Bitcoin tamamı satılsa bile ki bu bir günde hemen anında 137 bin Bitcoin'in yatırımcıların eline geçeceğine dair de elimizde bir bilgi yok. Büyük bir ihtimalle bu şekilde değil. Peyderpey olacaktır bu dağıtılma olayı. Hepsi de bir anda gelse ve hepsi de satılsa, bu yatırımcıların hepsinin satış yapacağı da garanti değil tabii ki. Böyle bile olsa Bitcoin'in günlük işlem hacimlerine baktığımız zaman yani bu Bitcoin'in atlatamayacağı bir şey değil. Elbette bir satış baskısı oluşturur, fiyatları aşağı bastırır ama yani şunu açıklamak için doğru bir yöntem değil. Neden doğru bir yöntem değil? Çünkü bu bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Yani bu Mt. Gox'un bu ödeme planı ta Temmuz'un başından beri, bakın 8 Temmuz bu haberin tarihi. İşte şu da 7 Temmuz olması lazım. Yani bu Temmuz ayının başından beri, hatta ondan önceki aylardan beri zaten bilinen bir durumdu. Yani Bitcoin'in bundan etkilenecek durumu varsa çoktan etkileniyor olması gerekirdi. Oysa aslında son bir ayda yükseliş de yaptı Bitcoin ve şimdi düşüş gerçekleşti. Peki o zaman gerçek düşüş nedeni ne? Ayrıca mesela Bitcoin düşüyor, altın da çok ciddi bir şekilde düşüyor, gümüş de çok ciddi bir şekilde düşüyor. Yani Mt. Gox gibi bir olay altında, gümüşte olmadığına göre bu da açıklama için yeterli değil. Gördüğümüz kadarıyla asıl neden Fed'in bir önceki faiz toplantısında faizleri arttırmıştı. Yaptığı görüşmelerin, yani üyelerin kendi arasındaki konuşmaların tutanaklarının yayınlanmış olması. Tam 17 Ağustos'ta bakın tutanaklar yayınlanıyor. Bitcoin'de de tam 17 Ağustos'ta 24 bin 400 zirvesi görülüyor. O tutanaklar açıklandıktan sonra hop aşağı doğru gidiş oluyor. Bu tutanaklarda aslında üyeler karmaşık görüşler ortaya koyuyorlar ama piyasa bunu şöyle algıladı. Faiz artışları enflasyon iyice düşene kadar devam edecek. Yani şimdi bir enflasyon %9'lardan 8,5'a düştü diye bir olumlu hava oluşmuştu. Fakat Fed üyeleri diyorlar ki öyle 8,5 falan yetmez. Biz 2'lere düşene kadar daraltıcı politikaya, faiz artışlarına devam etmek zorundayız. Zaten bakın Nasdaq'ta da 15 Ağustos'tan itibaren düşüş yaşanıyor. Son bir haftada orada da %2'lik bir kayıp var. S&P 500'de de %1'e yakın bir kayıp var ve aslında zirveden çok daha aşağıda, yani %1'den daha fazla bir kayıp var. Zirveden hesaplarsak çok daha fazla. O zirvede 16 Ağustos öğlen saatlerinde gerçekleşiyor. Yani bu toplantı tutanaklarının açıklanmasından önce zaten piyasa bozulmaya başlıyor. Hem borsalarda hem altın gümüşte hem de Bitcoin'de satış gerçekleşti. Olayın öyle magazinel bir Mt. Gox olayıyla doğrudan bir bağlantısı yok. Yani Mt. Gox da mutlaka orada satış şiddetini arttıran bir faktör ama söylendiği gibi tek faktör ya da ana faktör değil. Gördüğümüz gibi şu tabloda bu neydi arkadaşlar? 2 yıllık Amerikan bono faizleri ile 10 yıllık Amerikan bono faizleri arasındaki fark. Bu ne zaman negatif olursa, bakın şurada negatife hafif değmiş ve altına geçmiş ve 2020 krizi meydana gelmiş. 2020 durgunluğu, yani şu gri alanlar ekonominin küçüldüğü alanlar Amerika'da. Ve şimdi aslında Amerika'da küçülme başladı ama resmi olarak bunu kabul etmiyorlar biliyorsunuz. Birinci, ikinci çeyrekte üst üste 2 çeyrek aslında Amerika'da büyüme negatif geldi ve aslında burada da bir gri alan şu anda işaretlenmiş olması gerekiyor. 2021'in başından itibaren, yani bakın şuralardan itibaren gri alana girmiş durumdayız aslında. Ve bu negatiflik gri alana girdikten sonra gerçekleşiyor ve çok da derin gidiyor. Ve hala daha da o derin alandayız ve bu da bu negatif gidişatın, resesyonun, ekonomik durgunluğun çok uzun sürebileceğini bize gösteriyor. Ve tabii ki buna bir kriz, yani piyasalarda büyük bir çöküş, ekonomilerin duvara çarpması vesaire eşlik edebileceğini de çok ciddi şekilde işaret ediyor. Bir yandan bu durum devam ederken, yani getiri eğrisinin tersine dönmüş olması, biraz şöyle yukarı doğru gitmiş ama hala negatif alanda oluyor olması işlerin önümüzdeki aylarda daha da kötüye gidebileceğine dair bize sinyal verirken, öte yandan hiç kimsenin konuşmadığı, yani bu kanalda size ben bunu eskiden beri anlatıyorum. Önemli olan aslında faiz değil. Çünkü faizi Amerikan Merkez Bankası aslında etkisiz hale getirdi. Önemli olan para yakma, dolar yakma ya da teknik olarak konuşanların ifade ettiği gibi bilanço daraltma. Burada Nisan ayında 8 trilyon 965 milyar dolara çıkan Fed bilançosunun son 17 Ağustos verisiyle 8 trilyon 849 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. Bu yaklaşık 110 milyar dolardan fazla bir rakam ediyor. Yani Amerikan devleti Nisan'ın 13'ünden beri 110 milyar dolardan fazla parayı piyasadan çekti ve yok etti arkadaşlar. Ve önemli olan da 10 Ağustos, 17 Ağustos haftasında da bakın 79'dan 49'a düştü. Yani bir haftada 30 milyar dolar yaktı Amerikan Merkez Bankası. Yani bu 30 milyar doları yakmayı bize verse, Türkiye'ye verse, oho burada şimdi TL düşerdi, hükümet zil takıp oynardı. Ama ne yapıyorlar? Bakın hızlandırmışlar para yakmayı. Onlar para yakmayı hızlandırırken işte piyasalarda da düşüş olduğunu görebiliyoruz aynı haftada. Bu da daraltıcı politikaların aslında enflasyon düşük gelmiş olmasına rağmen aslında son sürat bir şekilde faiz haricinde devam ettiğini bize gösteriyor. Piyasalarda tabii bundan etkileniyorlar. Piyasalar aşağı giderken tabii ki dolar kıt hale getirildiği için bakın dolar endeksi de, yani doların çeşitli büyük para birimlerine karşı değerini gösteren endekste yaklaşık 104'lerden 104,5'lardan 11 Ağustos'ta şu anda 107-108 seviyelerine kadar tırmanmış durumda. Şurada görüyorsunuz. Özellikle de şuradan itibaren tırmanması piyasalarda dolar kuvvetlenirken diğer bütün varlıkların satıldığı anlamına geliyor. Zaten aylardır biz bunun yaşanabileceğine dair uyarılarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu konuyu size çok anlattım. Başka hiçbir muhtemelen yerli ve yabancı ekonomi kanalında ne getiri eğrisinden bahsediyorlar ne de şu Amerika'nın bilançosunu böyle yakından takip ediyorlar hafta hafta. hiç kimsenin umurunda değil. Herkes faize odaklanmış durumda. Aslında bunlar da faizden çok daha önemli. Şimdi bu dolar 108.70'e kadar tırmanıp buranın üzerine geçerse o zaman şurada kocaman bir çanak oluşuyor ve 112.70'lere kadar bunun tırmanabilmesi olasılığını gündeme getirir. Bakın burada da bir büyük çanak olmuştu. Sonra bunun bir kulbu olmuştu. Burada bir kulp da yapabilir. Direkt çanaktan da yukarı gidebilir. Bakın burada çanak ve kulp aslında çalışmış. Yani şuradaki mesafeyi gördüğünüz gibi üzerine koymuş ve bir tepe yapmış. Bunu yapabilir. Eğer bu daraltma koşulları devam ederse şu Fed'in para yakıp yakmadığını çok iyi takip etmek gerekiyor. En son 17 Ağustos'ta kalmış bu veri. 24 Ağustos'ta çarşamba günü tekrar akşam saatlerinde, gece saatlerinde yenisi yayınlanacak. Ve 24 Ağustos'tan daha önemli olan tarih 26 Ağustos. 26 Ağustos'ta Amerika'da Jackson Hole denilen bir yerde dünyanın hemen hemen bütün merkez bankası başkanları, önemli bankaların başkanları toplanıyorlar. Bu senelik bir toplantı, bir konferans ve burada Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell işte bu 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacak ve bütün dünya Powell'ı dört gözle kulaklarını açmış bir şekilde dinleyecek. Çünkü Powell burada yine bu mesajı tekrar edebilir. Yani enflasyon 2'ye düşene kadar biz faiz artışlarına, daraltıcı politikaya devam edeceğiz. İşte para yakmadan bahsedebilir, bilanço daraltmadan bahsedebilir. Bunun hızla devam edeceğini söyleyebilir. Eğer böyle olursa da piyasalar üzerindeki satış baskısı da ne yapacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Bir diğer önemli tarih de 13 Eylül. Burada yeni enflasyon verisi gelecek Amerika'da. Bu sefer beklentilerin altında değil de üstünde gelirse bu da tabii ki durumu kötüleştirir arkadaşlar. Ama tabii bunların tam tersi de olabilir. Fed Başkanı Jackson Hole'da güvercin bir konuşma da yapabilir. Burada enflasyon tekrar beklentilerin altında da gelebilir. Eğer bunlar olursa tabii ki o zaman yukarı gidişlerden bahsedebiliriz. Ama kritik noktalarda olduğumuzu da teknik olarak asla unutmamak gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gereken alanlardayız. Şimdi Bitcoin'in teknik görünümüne baktığımızda 20.800 bu iki defa döndüğü yer. Şurada bakın çift dip yapmış durumda ve buradan biraz yükselmiş durumda. Burası çok önemli. Bu 20.800-20.700 bandı eğer şurada gördüğünüz formasyon aşağı doğru kırılırsa ve burada hemen yukarı kendini atmaz da böyle kalıcı hale gelirse Bitcoin için durum çirkinleşebilir. Aşağı doğru gidiş hızlanabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Eğer şu 24.000 falan kalıcı olarak aşılabilirse bakın 3 defa denemiş aslında bu bandı aşmayı ama 3'ünde de geri düşmüş. Burada kalıcı olamamış. Bu da yukarı gidiş potansiyelinin aslında zayıfladığını gösteriyor ama belli olmaz. Bu demin söylediğim faktörlerde olumlu gelişmeler olursa 24.000'in üzerinde kalıcı olursa o zaman 30.000'e doğru da hareket başlatabilir. Ama önemli olan arkadaşlar bakın şu seviye tekrar ediyorum. Bu seviye bu 20.700-800 bandı aşağı doğru kalıcı şekilde kırılırsa işler çok çirkinleşebilir Bitcoin'de. Aynı şekilde altında da şurada görüyorsunuz kocaman bir iki tane tepe var. Bir çift tepe oluşmuş durumda ve şurada da daha önce 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere denenmiş bir kuvvetli destek var. Yani 1675'lerde. Eğer bu 1675 kalıcı halde aşağıya doğru kırılırsa yani bu iki grafikte günlük arkadaşlar. Günlük kapanış olursa yani bu seviyelerin altında işte Bitcoin'de 20.700-800 altında da 1675 buraların altında kalıcı günlük kapanışlar olursa durumlar çok çirkinleşebilir. Altında da Bitcoin'de de zaten öyle bir şey oluyorsa borsalarda da hava bozulmuş demek olacaktır ve sıkıntı büyük olacaktır. Özellikle de Jackson Hole 26 Ağustos, 13 Eylül enflasyon açıklanması Amerika'da, 21 Eylül Amerika'nın faiz kararının açıklanması. Bu tarihler önemli. Daha önceki videolarımızda konuştuğumuz bir konuydu. 3 aylık dönemlerin sonu bankalar bilançolarını düzeltirler ve satacaklarsa satarlar ve bu tarihler bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, fonlar, hedge fonlar vesaire bu tarihler özellikle önemli. Yani Ocak, Şubat, Mart 1. 3 aylık dönem, Nisan, Mayıs, Haziran 2. 3 aylık dönem yani Mart önemli, Haziran önemli, Temmuz, Ağustos, Eylül 3. çeyrek dönem sonu yani Eylül sonu ve Ekim başı çok kritik olabilir. bu dönemlere özellikle dikkat etmek gerekiyor ve söylediğim bu seviyelere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bunlar kırılıyor mu diye. Ve tabii bütün bunların yanında Türkiye'de bizim için önemli olan bir diğer husus dolar ve dolar TL ne olacak? Bizim görüşemediğimiz dönemde ve özellikle son günlerde hükümet çok sürpriz çeşitli uygulamalara imza attı. Daha önce bahsetmiştik son videomuzda, Rusya'dan gelen bir para var, 15 milyar dolar kadar. İşte bu Merkez Bankası'nın rezervlerini arttırıyor. Fakat ne yaptı Merkez Bankası? Sürpriz bir faiz indirimi yaptı. %14'ten %13'e indirdi faizleri. Yabancılar bunun Türk lirasını daha da değersizleştireceğini değerlendirmişler. Fakat hükümet şu anda ne yaptığını bilir bir tavırdan ziyade işte oyunu kaybetmek üzere olan bir oyuncunun bütün tuşlara basması gibi bir şeyler yapıyor. Yani Rusya'dan para buldu, evet, işte Suudi Arabistan'dan da bir 15-20 milyar dolar swap geleceği konuşuluyor, evet. Fakat herhangi bir ülkenin Türkiye'nin tamamen bu işten kurtulması için gerekli olan parayı, yani 60-70 milyar dolar verseler ancak dolar yerinde durabilir. Çünkü net rezervlerdeki eksi bakiye ancak kapanır, artıya geçer. Onun üzerine sağlamaları bana hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü Türkiye bugün tekrar kuvvetlense Rusya ile bir sürü işbirliğimiz olduğu gibi bir sürü alanda da çıkar çatışmamız var. Suudi Arabistan'la aynı şekilde zaten kanlı bıçaklıydık. Zar zor ara düzeldi. Birleşik Arap Emirlikleri aynı şekilde. Zaten bu ülkelerin elinde böyle bir para da yok. Olsa bile bize bunu böyle verip de bizi kuvvetlendirmeleri zaten mantık dışı. Ama diyelim ki hükümet işte 15 oradan, 15 buradan, 30-35 bir para buldu. Zaten kısa vadeli dış borçlar 182 milyar dolar ve bunların bir kısmı da çevrilmeyecek. Yani bunun bir kısmı ödenmek durumunda kalacak ve bunun ödemesi için gerekli olan doları da Merkez Bankası sağlamak zorunda kalacak. İşte bu 35 milyar dolarla hem bu çevrilmeyen borçların kapatılması hem de dolara atak oldukça yine arka kapılardan satış yapılması mümkün olacak mı? Merkez Bankası ve hükümet neden diyorum kafaları karışık? 18'de doları tutabilmek için günlerce uğraştılar. Bakın şuranın şu şekilde gördüğünüz bir çizgi şeklinde doğal olarak burada durması imkansız arkadaşlar. Yani hayatın olağan akışına aykırı. Günlerce burada Temmuz'un sonundan itibaren bu dolar 18'de kalsın diye uğraştıktan sonra faizi indirip doları 18'in üzerine zıplatma, işte 18-11'lerde yeniden denge bulmasını sağlama şunu gösteriyor. Ne yapıldığı bilinmiyor. Bir yandan faiz indiriliyor, bir yandan zorunlu karşılıklar sıfıra indiriliyor bankalar için. Bu da muhteşem, yani piyasaya kredi ve para sürüleceği anlamına gelir. Ama bir yandan da kredi verilirken öyle kriterler getiriliyor ki yani bankalara adeta kredi vermeyi zorlaştıran bir durum ortaya çıkartılıyor. Yani sadece esnaf kredileri, sadece tarımsal krediler, sadece iş yerlerine yönelik kredi verilecek, diğer kredileri unutun gibi bir açılım yapılıyor. Ve tabii bu da kafaları karıştırıyor. Zaten ekonomide şu anda en büyük sorun kafaların karışık olması, her an sürpriz gelmesi. Bakın bunlar çok kötü şeyler. Sürekli sürpriz yapılması, sürekli şapkadan tavşan çıkartılması, sürekli insanların korkuya itilmesi. İnsanlar korkuya itildikçe bunlar, ya imkanı olanlar yurt dışına paralarını kaçırıyorlar. İmkanı olmayanlar da Türkiye'de bir şekilde ya ev ya araba alıyorlar, onların fiyatları roketliyor. Ya da o kadar parası olmayanlar paralarını dolara ya da işte kur korumalı mevduata çekiyorlar. Bu durumda TL'nin yükselişi durdurulabilir mi? Turizm sezonunda bile bu yükseliş durdurulamadı. Dış ticaret açığımız hala çok fazla. Eğer Rusya doğalgaz fiyatlarını jeostratejik hamlelerle yüksek tutarsa kışın bu fatura da önümüze gelecek. Ekonomiler yavaşladığı için petrol fiyatları düşebilir ama doğalgazdan bu sefer gol yiyebiliriz. En iyi senaryoda diyelim ki hükümetin bütün işleri, planları çalıştı. Bu doların şu anda düşebileceği yer 17.40'lar gözüküyor. Burada çok kuvvetli bir destek var. Ama şu anda ilk hedefi 18.40. 18.40'a doğru hala hareketler devam ediyor. 18.40 da aşılırsa ikinci hedef 19.50, 19.40 bandı olacak. Orası da aşılırsa 21'ler, 21.5'lar devreye girecek arkadaşlar. Eğer dünya piyasalarında daraltıcı politikalar, Eylül'de, Ekim'de sıkıntılı zamanlar, piyasalarda satışlar ve dolar endeksinin yükselmesi gündeme gelirse o zaman dolar TL'de de 21-22'ye giden senaryolar tabii ki daha kuvvetli olacaktır. Dünya tarihinin gördüğü en önemli resesyonlardan, ekonomik durgunluklardan bir tanesini görmek üzere olduğumuza dair çok işaret var. Ekonomiler duvara çarpana kadar çok da fazla piyasalarda dolanmamak, çok fazla hareket etmemek gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka risk almak isteyen arkadaşlar da çok iyi teknik analiz yapmaları, çok iyi takip yapmaları, bu işe bayağı vakit ayırmaları gerekiyor. Ya da portföyün küçük bir kısmıyla burada risk alıp yükselme olasılıklarını değerlendirmek mümkün olabilir. Bu da bir başka yöntem. Merkez bankaları tekrar genişleyici politikalara geçtiğinde yatırım yapmak çok daha güvenli, çok daha kolay olacaktır arkadaşlar. Hem sağlığınıza hem de finansal sağlığınıza çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.